Yaz geldi, düğün sezonu açıldı. Altındaki artış ise sürüyor. Altının gramı 118,5 lirayı, çeyrek altın 203 lirayı, Cumhuriyet altını ise 820 lirayı buldu. Bakalım vatandaş ne yapacak? Yakında düğün var. Yaz sezonu geliyor, başlıyor. Ramazan'dan önce de var, Ramazan'dan sonra da var. Malum sezon düğün ayları. Yakınlar mı? Tabii yakınlar. Kimler? İşte amca çocukları var, işte yeğenler var, baba, ana akrabaları var. Bir sürü düğün var. Ne takacaksınız? Şimdi bizlerin düğün olurken onlar hep büyükler olarak altın getirdi tabii. Bizler de malum onları onurlandırmak adına yine altın takmak zorundayız. Ama fiyatlar da günümüzde oldukça yüksek. Evet var. Kimlerin? Eşimin akrabasının. Yani yakın. Ne takacaksınız? Çeyrek. Çeyrek altının fiyatı 203 lirayı gördü. Alabilecek misiniz? Almaya çalışacağız artık mecburen. Peki zor oluyor mu? Tabii zor oluyor aynen. Çok zor oluyor gerçekten ama alacağız mecbur. Yakında düğün var mı? Ben düğünlük yaşımı geçirdim. Yok gideceğiniz. Var yazın. Yakın birileri mi? Yakın sayılır. Peki ne takacaksınız? Allah bilir bakalım. Altının fiyatı arttı. Çeyrek altın 203 lirayı, gramı da 118,5 lirayı buldu. Mecbur altın takacağız. Nasıl olacak? Alabilecek misiniz? Alacağız artık. Herkes için zor yani bu ekonomik şartlarda yaşamak o kadar kolay değil tabii. Peki kıyıda köşede altın var mı? Biraz. Bu dönemde arttığı için bozdurmayı düşünür müsünüz? Ya bozdurmaya değecek kadar fazla değil. Altının fiyatı arttı. Sizin köşede altınınız var mı? Olmaz. Olsaydı bozdurur muydunuz? Bozdurmam. Zaten yok da bozdurmam yani. Neyini bozdurayım olmayan şeyin? Ha bir de yani bir şey gerekmedi sonra niye bozduralım? Yakında düğün var mı? Var. Oğlumu evlendireceğim. Hem de oğlunuz evli. Evet. Takılara ne yapacaksınız? Ne takacaksınız? Tabii ki görevimiz neyse onu yapacağız. Altın alacağız. Hanımefendiye bir böyle beşi bir yerde falan düşünüyor musunuz? Vallahi tabii yani bir tane oğlum var. Onun için her şeyi yaparım. Peki. Altının fiyatı çok arttı. Gramı 118,5'u buldu. Ya bir kere alacağız zaten. Yani oğlum bir kere evlenecek. Ne vecibemiz neyse yapacağız. Kıyıda köşede bir şeyler var mı? Yok ama alırız yani. Öyle kıyıda köşede ben sevmem. Öyle yastık altında falan tutmayı sevmiyorum. Eşiniz kasaya koymuyor mu hiç? Yok. Bizde gayrimenkulümüz var. Arsa var bol bol. Onları satıyoruz. Bir şeye gerekirse oraya hallediyoruz. Kıyıda köşede biriktirdiğiniz altınınız var mı? Hiçbir şeyim yok. Bozdurur muydunuz olsaydı? Mecbur bozduracağım. İhtiyaç olursa bozduracağım mecbur. Yok şimdi fiyatlar arttı diye böyle bir yatırım yapmayı düşünür müsünüz? Olmayan bir şeyin yatırımını yapamam ki. Yok ki. Neden yok? Yok. Yok. Yapayım. Bu şartlarda. Hayır. Altın alacak güç mü var insanlarda? Yaz yaklaşıyor. Düğün sezonu geldi. Peki düğün var mı? Şu anda yok yani. Sizin için değil de yakın falan? Yok. Kimse yok. Peki diyelim ki evleneceksiniz ya da bir arkadaşınız evlenecek. Düğünde altın mı takılmasını isterdiniz yoksa yeni böyle çağdaş farklı bir düşünceniz var mı? Altın yani. Adetlerimiz devam. Devam. Sizce altın mı daha değerli yoksa başka bir şey olsaydı artık değişiyor sonuçta dönem. Altın. Altına devam. Yaz sezonu yani düğün sezonu geldi. Peki ileride sizin bir düğün var mı? Hayır, daha düşünmüyorum. Yok, yakınınız için. Hayır, o da yok. O da yok. Peki, şimdi artık dönem değişiyor. Sizce hala düğünlerde altın mı takılmalı yoksa başka bir şeyler mi? Bence altın gelenek sonuçta. Hı hı. O şekilde düşünüyorum. Sadece gelenek için mi? Yani, ya bence bir şey bile takılmamalı da benim düşüncem bu. Bir kıyıda köşede bir altın var mı? Var biraz. Bu dönemde altın çok arttı. Bozdurmayı düşünüyor musunuz? Evet, düşünüyorum. Uzmanları mı dinliyorsunuz yoksa kendi kararınız? Kendi kararım ama uzmanların da görüşlerini de dikkate alıyorum. Şimdi bozduracaksınız, sonra ne yapacaksınız? İhtiyaçlarımı gidireceğim. Tekrar birikim olmayacak. Peki tekrar bir dönemde almayı düşünüyor musunuz yine? Hayır, almayı düşünmüyorum artık. Ya bu sizin için bir yatırım değil ama eskiden kalanları bozdurmak. Evet, hediye gelen eskiden kalanları bozdurmak için bir fırsat. Tekrar yerine koyabileceğimi zannetmiyorum çünkü ekonomimiz bu durumda değil. Yaz yani düğün sezonu yaklaştı. Evet. İleride düğün var mı? Var. Oğlumu evlendireceğim 3 Eylül'de. 3 Eylül'de.
Evet, avukat oğlumu evlendiriyorum. Peki avukat oğlunuzu evlendiriyorsunuz, biricik oğlunuzu. Evet. Hanımefendi ya da geline de bayağı bir sürü bir şey takmak gerekiyor. Tabi geleneklerimize göre vazifemizi yerine getireceğiz. Ne takacaksınız? Vallahi ne takacağız? Böyle bir Trabzon akıtması. Yani Trabzon takısı da var. Bileziğimiz de var. Yaklaşık ne kadara mal olacak sizce? Yani bir 10-12 bin lirayı bulur. Gözden çıkardınız. Tabii. Niye bu kadar parayı gözden çıkarıyorsunuz? İki oğlum var. Öyle mi? Evet. Diğerini evlendirdiniz mi? Yok, bu büyük. Bunu yeni evlendireceğim. Şimdi geleneklerimize göre bu takı yapılıyor. Ben de onun için yapıyorum. Teşekkür ederim. Ekonomik durumumuz da biraz müsaade ettiği için bunu yapıyorum. Yoksa herhangi bir borçlanarak bunu yapmış değiliz. Yok, düğün oldu bitti. Sizin değil de yakınlarınızın var mı? Var, bir tane var. Peki düğün siz yeni mi evlendiniz? Ben 3 sene oldu evlenildi. Peki altına ne kadar harcamışsınızdır? Altına bir 9.000 TL civarında. 9.000 TL. Şimdi fiyatlar arttı, ne takmayı düşünüyorsunuz? Yine çeyrekli devam ederiz herhalde. Yine çeyrekli devam ederiz yani. Karşılıklı. Yani çok da lükse gitmeye gerek yok değil mi? Yani sadece bir tane millet evleniyor yani. Yani çok da size büyütmeye gerek var mı? Bilmem, size bir anda böyle külçe külçe altın takılsa çok mutlu olmaz mıydınız? Yok, şimdi yani prensip olarak şey düşünüyoruz da, ya maliyetleri aşağı çekmeyi düşünüyoruz ya, evlenme maliyetlerini. Sonra millet evlenemiyor işte. Şimdi artık dönem değişiyor. Evlenseniz düğününüzde altın mı takılmasını isterdiniz, böyle PlayStation başka bir şey mi takılmasını isterdiniz? Altın. Neden altın? Gelenekler böyle. Yakında düğün var mı? Çok. Tabii düğün sezonu geldi. Ne yapacaksınız, ne takacaksınız? Altın takamayacağımız bir gerçek. Yani bu kadar altın fiyatlarının yüksek olması, insanların alım gücünün bu kadar düşük olması. Bu yüzden altın değil de böyle daha basit şeyler, işte gramlık olabilir ya da para olabilir. Bu şekilde olacak. Acaba bir düğün olsa yine altın takabilir miydiniz? Çünkü birçok dediniz. Bir tane olsaydı belki olabilirdi. Ama şimdi? Ama 4, 5, 6, 7 bilmiyorum yani. Davetiyeler gelmeye başladı ama. Yani ne kadar olur bilmiyorum ama altın takamayacağımız gerçek. Altın takacağımız yerler de var. Buna rağmen onda da zorlanacağımız da aşikar. Yani fark etmez zaten, takı çok önemli değil yani evlendikten sonra. Önemli olan o zaten. Sizce yardımcı olmak için değil mi bu altınlar? Ya tabii ki yardımcı olmak için, ama para da olur, altın da olur, fark etmez yani. İleriye dönük düşünüyorsan şu anda altın düşünmezsin. Çünkü zaten en yüksek döneminde. Bir karı olmaz, hatta zararı olur. Kenarda, kıyıda, köşede bir altınınız var mı birikmiş? Vallahi yok, ben devlet hizmet etmiş bir insanım yani, maaşımla bir geçindim. Yakında düğün var mı? Düğün var da para yok. Ne takacaksınız o zaman? Vallahi şu anda hiçbir şey bilmiyoruz. Ama durum kritik. Yani kızımız evleniyor. İşte ne varsa ne yoksa halletmeye çalışacağız. Kıyıda köşede bir şeyler var mıydı? Hiçbir şey kalmadı vallahi. Neden böyle? Yok, piyasayı bilmiyor musunuz? Memleketin haline bak ya. Kimde bir kuruş var? Kimi görsem yok diyor. Allah sonumuzu hayır etsin.